Otomobilde bir artış gene evet. konuşuluyor. Niçin artıyor? Dedim ya, nüfusun %10'luk kurumlar, gelirler, kaçakçılar, rüşvet. Bunlardan vergi toplamıyorsunuz. Bakın bunu söyleyen ben değilim. Gelirdi arası alamadık başkanlığı evet. açıkça ilan etti. Şunu söyledi. Bir, bizim Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi reformu taslağa sızdırıldı biliyorsunuz. Evet, evet. Hepimiz okuduk. Saraya gitti. Sarayda bütün öneriler iptal edildi. Öneri neydi? Bir, diyor ki Gelir İdaresi Başkanlığı örnek vermiş. Bir şahıs Ekrem G. Ekrem G diyor mükellef değil. Yani vergi muhatabı değil. 2022'de 32 milyon TL harcayarak 30 adet gayrimenkul satın aldı. Gelirinin nereden geldiğini bilmiyoruz. Başka birisi 2022'de 16 milyon TL harcayarak Bentley, 12 milyon TL harcayarak Porsche marka otomobil aldı. Mükellef değil. Bakın Gelir İdaresi Başkanlığı aslında bunu itiraf ediyor. İtiraf ediyor. Biz diyor bunlar vergi kaçakçıları. Buna bir önlem almalıyız diyerek öneride bulundu. Saray öneriyi iptal etti. Bakın bitmedi. Bizim kurumlar vergisinde istisna, muafiyet ve indirimlerden ötürü kaybettiğimiz vergi geliri 2023'te 1 trilyon 100 milyar TL. Bir daha tekrar. Bir daha söyleyelim çünkü evet. çok önemli. 2023'te evet. kurumlar vergisi istisnası, muafiyeti ve indirimi sebebiyle Türkiye'nin vergi kaybı 1 trilyon 100 milyar TL. Bunu ilan eden kim? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet belgesi. Peki, yani ben söylemiyorum peki, bunu. Peki şimdi. Şimdi, evet, şimdi bakın. Sonuç ne oluyor? Siz böylesine vergi kaçağıyla karşı karşıyaysanız. Siz kurumlardan böylesine istisnayla vergi toplamıyorsanız. Bir üçüncüsü. 2002'den beri 13 kere vergi affı çıkarttıysanız, 1,5 yılda bir vergi affı çıkarttıysanız, vergi affı vatandaş sorabilir. Kurumlara çıkan vergi affının anlamı geçen sene sen vergi kaçırdın, ben seni bu sene affediyorum demektir. Bunu çıkarırsanız, bu varsıl kesimden vergi toplamazsanız, onların tüketimini durduramazsınız. Sordunuz ya niye faiz inmez bugün diye. İnmez çünkü enflasyonda çözümü bulamadılar. Çünkü saldırdıkları yer yanlış yer. Bu enflasyonu talep üzerinden yaratan emekli mi? Geçen sene konut satışlarındaki artış %21. Şimdi soruyorum size bunu memur mu alıyor? Emekli mi alıyor? Asgari ücretli mi alıyor? İşsizler mi alıyor? Kim alıyor bunu? O vergi almadığınız grup alıyor.